hoş geldiniz. Merhabalar, biz olacak o kadardan geliyoruz. Biz de sizi bekliyorduk, buyurun. Buyurun, şöyle geçin, buyurun. Kim geldi Rahşan, Hüsamettin mi? Yok, olacak o kadardan. O komikçiler var ya... Sakın bizi komik duruma düşürmesinler. Yok canım, çok ısrar ettiler, ben de kıramadım, kabul ettim. Tamam, buyurun, ben de çay demlediydim, size koyayım. Zahmet olmasın. Ben müsaadenizi rica edeyim. Bülent'in gömleğini yıkıyordum da, akşam bakanlar kurulu toplantısı var. İki tane gömleğimiz var, birini yıkıyoruz, birini yıkıyoruz, birini yıkıyoruz, birini yıkıyoruz. Pardon. İzninizle. Efendim, Bülent Bey'in gömleklerini siz yıkıyorsunuz. Evet, ben yıkarım. Bülent'in umudumuz kara olan zamanındaki mavi gömleği. Yıkana yıkana ak güvercin beyaz oldu. Komikçiler, çaylarınız hazır. Müsaadenizle. Biraz açık olmuş galiba, sinir yapmasın diye mi? Yok, masraf olmasın diye, biz çaya çay koymayız. O zaman niye buna çay diyorsunuz efendim? Bülent çok sever çayı, çay niyetine içiyor. Önemli olan niyet, iyi niyet. Afiyet Teşekkürler. Olsun. İzninizle. Efendim, deterjan olarak ne kullanıyorsunuz? Köpürmüyor da. Ben deterjan kullanmıyorum. Deterjana gerek yok. Fazla masraf. Hiç gerek yok. Bakın, ben külle yıkıyorum. Şöyle küllerimi koyuyorum. Allah aşkına söyleyin. Çimen lekesinden eser var mı şurada? İsterseniz noter huzurunda da yıkayabilirim. Bakalım kimin beyazı daha ucuz beyaz? Aman efendim, notere gerek yok. Sizler son derece dürüst ve güvenilir insanlarsınız. Efendim, ben bir şey sormak istiyorum. Evde nasıl zaman geçiriyorsunuz? Ah, biz zaman geçirmeyiz. Zamandan tasarruf ederiz. Bakın, şimdi Bülent şu anda kanun hükmünde kararname düşünürken bir yandan da şiir yazıyor. Aynı zamanda dünden kalan kuru köfteyi sulu köfte yapıyorum Rahşan. Afiyet olsun canım. Çok sever köfteyi. Bak şunu dinle Rahşan. Kuru köfte piyaz, mahkumlara bu af az. Ne güzeldir sonbahar, benzine zam yapmalı. Nasıl buldun Rahşan? Ne güzelsin sonbahar dizesini daha güzel yazabilirsin Bülent. Fakat zam yapmayalım artık, değil mi? Haklısın Rahşan, zamdan da tasarruf edebiliriz. Memurlara o zaman %15 diyorum ben. Bence tamam. Efendim, çok az değil mi? Nasıl yaşarlar? Biz nasıl yaşıyoruz? Tasarruf etsinler. Biz onlara örnek olsun diye böyle yaşıyoruz. Bakın, ben şimdi bu çamaşırın artan suyuyla biraz sonra yerleri sileceğim. Efendim, sizin dürüstlüğünüzle, mütevaziliğinizle kimsenin bir şey söyleyeceği yok tabii. Bir de gördüğüm kadarıyla çok uyumlu bir çiftsiniz. Evet, Devlet Bey'le iyi anlaşıyoruz. Efendim, ben Rahşan Hanım'ı kastettim. Beni Bülent, beni. Rahşan mı? Biz onunla çift değil, tekiz. İkimiz birimiz, birimiz ikimiz için. Bülent'im benim ve halkım için bir şanstır. Haklısınız efendim. Efendim, ben bu çayı içemeyeceğim. Ben alayım yavrum. Ziyan olmasın, sonra bulaşık yıkarım. Peki bir şey soracağım, nasıl eğlenirsiniz? Herhalde tasarruf olsun diye kendiniz çalıp kendiniz söylersiniz. Öyle oluyor. İsterseniz gösterelim. Bitti mi, bu kadar mı? Bu kadar. Tasarruf olsun diye gerisini söylemiyoruz. Bizi evinize ağırladığınız için ve bu röportaj için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun.